toplum içerisinde yer edinmek için, ben oldum diyebilmek için madde kullanmada oldukça sık karşımıza çıkıyor. Madde kullanan kimi kimseleri örnek alıp onlara özenme, onlar gibi olma, bunların içerisinde sanatçılar da var tabii veyahut da kimi spor adamları. O da önemli bir yönlenme nedeni. Bir başka sebep, madde kullanan kişilerle yakın olabilme, olma, o ortamlara yakın durma, madde kullanan arkadaş sahibi olma da madde kullanmaya yol açıyor. Bir başka neden, merak, tanıma, öğrenme, nasıl bir şey, denersem ne olur sorusunun getirdiği bir yönlenme olabiliyor. Bir başka neden de uyanmış olan cinsellikle ilgili kabarmış duyguları nedeniyle karşı cinse yaklaşma, karşı cinsle birlikte olabilme, karşı cinse ulaşabilme, onun dikkatini çekebilme yöntemi olarak da madde kullanımının sıklıkla gündeme geldiğini görüyoruz. Bir başka konu da yalnızlık duygusu. Yalnızlık duygusu, arkadaş sahibi olamama, toplumdan, okuldan, sınıftan uzak durmada önemli bir madde kullanma nedenleri arasında sayılabilir. Kimler risk altındayı birazcık söyledim ama bu konuyu biraz açarsak, tüm gençlerin risk altında olduğunu söyleyebiliriz. Hiçbir genci madde kullanımı bakımından diğer gençlerden bu kullanmaz, bu uzak durur diye söylememek lazım. Ama buradan da her gençte potansiyel olarak madde kullanımcısı olarak damgalanması veya bu tür bir yaklaşım içinde bulunması da çok da abartılı bir durum olacaktır. Madde kullanan gençlerle ilgili yapılan çalışmalarda bunların ortak kişilik özellikleri nelerdir diye bakıldığında daha çok saldırgan, asi davranan, reddetme eğilimi olan, davranış kimi başka davranışlarda bozukluk sergileyen, aykırı davranma özellikleri taşıyan, çabuk heyecanlanan ve kimi içe dönük, dış dünyayla ilişkisi az olan ve çevresinden kolay etki altında kalan çocukların, gençlerin daha kolay madde kullanmaya eğilimli olduklarını ve risk altında olduklarını söylemek mümkün. Madde kullanımına gençler nasıl geçiyorlar? Önce bir ulaşabilmeleri önemli. Ortamda olması çok önemli maddenin. Yani maddeye ulaşma aşamasında karşılaşılan güçlükler veyahut da kolaylıklar maddeye başlamada önemli bir rol oynuyor. Ondan sonraki süreçte deneyebilir miyim? Denesem mi? Bir kereden bir şey olmaz. Bağımlı nasıl olsa olmam ben. İstersem kolayca bırakırım. Denedikten sonra da bırakamıyorum. Bırakmak zorundayım. Bıraktım. Tamam, kullanmıyorum, becerdim. Bir daha kullanabilirim. Nasıl olsa bıraktım, bir daha denerim gibi böyle bir süreçten söz etmek mümkün. Bu bir kısır döngü tabii. Yalnız bir aşama geliyor. Artık o aşamada bırakma girişimleri, kendi başına bırakma girişimleri hiçbir zaman başarılı olmuyor ve iş başka bir hale gelme durumunda. Madde kullanan bir genci, tabii bu benim pratikte de en çok karşıma çıkan soru oluyor. Madde kullanan genci nasıl tanırız? Bu çok önemli bir soru. Valla bunun çok özgün, spesifik bir tane yöntemi var. Bence laboratuvar. Laboratuvar olmadan bir gencin madde kullanıp kullanmadığına dair keskin bir yargıya varmak hiçbir zaman mümkün değil. Ama kimi ön işaretleri görmek ve uyanık olmak olabilir. Madde kullanım tanısını biz kan, idrar, tükürük, saç ve benzeri vücudu değerlendirmeye yönelik ve maddenin vücutta bıraktığı izlerin peşine düşerek, sanki bir hafiyeymiş gibi, polis gibi peşine düşerek ancak öyle bulabiliyoruz. Ancak diğer yandan da bir madde kullanan çocuğun bu bedeninde maddenin taşıdığı izlerin dışında sosyal ortamda, davranışlarında ve fiziksel kimi özelliklerinde de madde kullandığına dair izler bulmak mümkün. Sosyal farklılıklar dediğimiz zaman, yani çocuğun madde kullanmış olabileceğinin işareti taşıyan
sosyal farklılıklar bence siz öğretmenler için önemli. Bu madde kullanmaya başlayan çocuk eskisine göre daha farklı bir arkadaş grubunun içerisinde olduğunun ilk işaretlerini ortaya çıkartıyor. Ve bunlar çok gizli arkadaşlar. Eski arkadaşlara tanıtılmıyor. Aileden de çok saklanan, yeni, farklı, değişik, maddeye ulaşmasını kolaylaştıran bir yeni bir sosyal çevreye sahip oluyor. Bunun dışında ikinci bir şey, kontrol altında olma ihtimalinin çok az olduğu ortamlarda daha fazla vakit geçirme. Buradan kastettiğim, kontrol altında demekle kastettiğim, aile ortamı söz gelimi bir kontrol ortamıdır. Okul da bir kontrol ortamıdır. Spor da bir kontrol ortamıdır ama bunun dışındaki her ortamı da hemen kontrol dışında ortam olarak kabul etmemek lazım. Yalnız gözden uzak olduğu zaman her anda böyle bir potansiyel de taşıyor olabilir. Bu içine girdiği yeni grubun, yeni arkadaş grubunun bazı özellikleri de sosyal farklılıklar da önemli. Bu gruplarda sigara ve alkol tüketiminin diğer önceki gruplara göre daha yüksek olduğunu da biliyoruz. Bir başka özelliği aileden uzaklaşması, yani kontrol dışı demiştim. Evde de uzaklaşır bu çocuk, okulda da uzaklaşır. Daha içine kapanık, fark edilmek istemeyen, uzak duran bir haldedir. Sosyal ortamlarda, yani madde tüketemeyeceği sosyal ortamlarda da fark edilmemek üzere daha böyle tedbirli bir haldedir. Evde daha çok odasındadır, sınıfta, okulda da daha çok uzak veyahut da madde kullanan veyahut da madde kullanmaya yatkın çocukların arasındadır. İlginç bir madde de karşıma çıktı, bir durum daha karşıma çıktı. O da maddenin, biliyorsunuz, özellikle esrardan bahsetmek lazım, ağır bir kokusu var. Narkotik polis memur arkadaşlarım daha iyi bilirler. Bunu gizlemek için çeşitli parfümler, spreyler, kamufle etmek için maddeler kullanmak da, örtücü maddeler kullanmak da bu gençlerde oldukça sık görülen sosyal değişiklikler. Bu çok gençlerin davranışlarında da maddeyle birlikte bir takım değişiklikler ortaya çıkıyor. Bunların öz bakımları azalıyor. Kılık kıyafetlerinde özensizlik, temizliğe dikkat edememe, etmeme oldukça sık karşımıza çıkıyor. Duygusal tepkilerinde abartılı tepkiler ortaya çıkıyor. Ani ağlamalar, duygusal boşalmalar oldukça sık. Davranışların içerisinde bu kendini izole etme, daha çekme oldukça fazlalaşıyor ve bununla birlikte bütün öğretmenlerin dikkatini çektiğini düşündüğüm akademik performansta beklenenden veyahut da öncekine göre oldukça belirgin, ani, sert düşüşler gündeme gelebiliyor. Bu da madde kullanımının önemli bir işareti olarak aklımızda tutmamız lazım. Maddeye ulaşmak tabii her zaman kolay olmadığı için maddeye ulaşma davranışları da oldukça sık görülüyor. Bu farklı sosyal grupların içerisine daha sık girme, o etkinliklerin içerisinde bulunma da oldukça karşımıza sık çıkan durum. Bir başka konu, madde biliyorsunuz çok pahalı bir şey aslında. Bir gencin çok rahatlıkla ödeyebileceği bir şey değil. Dolayısıyla paraya karşı tutumları da bu gençlerin oldukça yükseliyor. Madde alabilmek için sahip olacakları ekonomik güç yeterli değil. O ekonomik gücü zorlayıcı kimi davranışlar içerisinde girebiliyor. İşte bunların başında hırsızlık gelmek üzere veyahut da kapkaç gibi davranışlar olmak üzere.